Evet, değerli izleyenler, canlarımıza hoş geldiniz efendim. Sevgili Atilla birlikte bugün yine ülke gündemini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Tabii ki gözler mecliste, bugün yine ülke gündemine dair tartışmalar yaşanıyor. Ve açıklamalar, yorumlar muhalif ya da hükümet bakış açısıyla. Yalnız dün resmi gazetede yayınlanan 27 Kasım'da yerel seçim tarihine bir de güncelleme geldiğini görüyoruz ki Sayın Özer Sayın Sivas ile birlikte yerel ve ara seçim bir anda gündeme geldi. Yani 27 Kasım'da bu da Kudret Özer Sayın Sivas ile boşalan Lefkoşa Milletvekili yerine bir vekillik içinde ara seçim. Konuyla ilgili BRT'ye bağlandı Sayın Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tabii ki Sayın Narin Şefik. Ve onun bazı yorum değerlendirmeleri var. Sevgili Aytül'le birlikte bununla başlayacağız. Sayın Narin Hanım diyor ki 27 Kasım'da bir milletvekili ve yerel yönetimleri belirleme üzere seçim yapmasının sorun yaratmayacağını söyledi. Çünkü takvim açısından henüz daha zaten Haziran artık aşıldı. Evet. Haziran'da olması gerekirdi. Haziran aşıldı artık. Haziran'dan Kasım sonuna kadarki süreçte yapılan herhangi bir işlemin yargıya taşınması halinde bunun anayasaya aykırılığı da gündeme getirilmesi mümkündür diyor. En önemli cümle o aslında. Evet, bunu ben de dikkatimi çekti şimdi. Yani Haziran'dan sonra yapılması durumunda yani anayasal boyutu tartışma yaratır diyor Narin Hanım. 60 gün içinde seçime yönelik çalışmamızı başlatmamız gerekiyor. Öncesinde yani 27 Kasım'ın 60 gün öncesi. 27 Eylül. Eylül'e kadar. Böyle bir de açıklaması var. Evet sevgili Aytuğ, senin notlarına başlayalım. Sen neler söylemek istiyorsun? Oradan istesin? Başlayalım. Yani zaten Kasım, dün resmi gazetede yayınlandı 27 Kasım ama öncesinde de zaten Kasım ayında yapılmasına yönelik olarak bir bilgi paylaşımı vardı. Evet. Şimdi Sayın Kurt Özer Sayın istifasıyla buraya da bir işte gitmişken seçime bir milletvekili daha seçeceğiz. Bu konuyu da zaten aslında yuvarlamıştık birçok programda. Şuydu, evet kabul edileceğini hep düşünüyorduk zaten. Sayın Özer Sayın istifasının ve yerine bir seçimin yerel seçimle birlikte yapılması zaten bekleniyordu. Hayırlı olsun. Şimdi iş mecliste yani çok zor bir süreç var şu an milletvekilleri için. Yerel yönetimler reformunu gerçekleştirmeleri gerekir ama bu hengame yani yeni hükümet kuruluşu noktası öncesine dönecek olursak bir kavga patırtının içerisinde biz bıraktık bu işi. Yani yarım kalan bir işti. Hiç unutmuyorum o gece dışarıda eylem, ateşler yanıyor vesaire. Meclis içerisinde kavgalar, patırtılar komite toplantısında. Sayın Özdemir Berova ile ilgili olarak ben bir gece gittim o gün dışarıda. İşte vekiller falan çıkıyor arada bir dışarı. Daha sonra Özdemir Bey'le de konuştuğum için ismen söyleyebilirim yani. O da kahkahalarla güldü çünkü konuşmamızın üzerine. Niye sunulacaklar sayın? Neydi bu? İşte muhalefet vekilleri bir şeyler söylüyor, eleştiriler yapıyor falan. Komite Başkanı Özdemir Berova tamam sıradaki diyor. Sürekli olarak iki kelime kullanıyor. Tamam sıradaki, tamam sıradaki. Ve bunun üzerine bir patlama oldu. Yani bir dışarı çıkan vekillerle de biz bunun sohbetini yaptık. Daha sonra Özdemir Bey'e de söyledim ya vekilleri bu tavırlarını da deli etmişim diye. O da güldü ne yapayım dedi. Önemli olan yasayı çalışmamızdı falan gibi bir şeyler söyledi. Orada bıraktık ama biz o gerilim ortamı içerisinde bıraktık şeyi. Yerel yönetimler reformu konusunu ve tekrar başladığında yine sorunla başlayacak. 12 ile başlamıştık. 15'e yükseldi sayı. Şu an edindiğimiz bilgiler Sayın Başbakan'ın ki İçişleri Bakanı'ydı. 12 yönünde gidilebileceğini söylemesi. Ama komite çalışmalarında olan vekillerin bunun çok zor olabileceğini ifade ediyor. Bunlar hep böyle off the record konuştuğumuz konular. Dolayısıyla yine 13-14-15'lere yükselir mi yükselmez mi? Ama tüm bunların içerisinde
aslında en az tartışılacak konu belediye sayısı. Belediyelerin nasıl reform edileceği, yani o borcu olan belediyelerin, diğer belediyelerle... Tekrar 12 ve 13 rakamı telaffuz edilmeye başlandı. Evet, yani 12'ye dönüldü. 16'ya kadar çıkıldı hatta bir süre. Hatta Gönyeli dahi gitti geriye. Çünkü orada bir garip durum var. Gönyeli ile Lefkoşa'yı ayırdığınız zaman, Alayköy'de Halil ile Gönyeli'ye bağladığınız zaman, çünkü evet, dibinde, bu kez nüfus ve şey açısından, yüz ölçümü açısından başkent Gönyeli oluyor aslında. Yani Gönyeli'nin bir küçük köyü gibi kalıyor Lefkoşa. Öyle bir garip durum var. Dolayısıyla Gönyeli ile ilgili de yani bir soru işareti var o konuda. Bir ara şey formülü dendi ki çok saçmaydı. Eğer uygulamaya girerse Gönyeli arada olacak ama Alayköy ile Lefkoşa birleşecek gibi. Bu da çok mümkün değil. Umarım öyle bir şeye de girişilmez. Bu daha çok tartışılacak. Yine eylemlerin olabileceği bir süreç yaşayacağız elbette. Bu kez yanılmıyorsam, sen beni düzelt, başkan sanırım Emrah Yeşilırmak yeni komitede. Evet, yani ad hoc komite kuruldu. Kuruldu. Başkan Emrah, bu çok önemli bir detay. Devrim Barçın'la birlikte. Çok o anlamda bakmıyorum. Yani o bir kişisel bir atışmaydı. Uzayıp gitmez ama Emrah'ın komite başkanı olması önemli. Çünkü çok iyi biliyor konuyu. Düzenlemeyi çok iyi biliyor. Düzenlemeyi çok iyi savunuyor. Ben 2-3 kez konuk ettim. Çünkü konuyu çok iyi biliyor. Evet, Uluslararası Partisi, yani hem belediye geçmişi yakın döneme ilişkin süreci çok iyi. Narin Hanım'ın görüntüsünü, yani o görüntüyü bir verelim sevgili Talmaç. O başlığı Beret'in olduğu o ekran görüntüsünü yansıtalım. Bu konu üstüne konuşuyoruz. Gerekirse ekranı da böyle bilirsek iyi olur ama bilmiyorum. Evet, devam edelim. Yani Emrah'ın o pozisyonda olması, Emrah Yeşilman, bence çok önemli. Çok iyi bir tecrübesi var. Kısa olabilir ama çok önemli bir tecrübesi var. Çünkü 7 maaş geriden gelen, bakmış, kapısına kilit vurulmuş, kimsenin yönetmediği bir belediyeydi Emrah'ın aldığı Yeni Erenköy Belediyesi. Evet. Bırakırken de çok elbette işte süper bir belediye değil ama işlevlerini yerine getirebilen, bir takım yatırımlar yapabilen, bölgeye değer katan bir belediye haline dönüştürüldü. Dolayısıyla bu önemli. Bu tecrübelerin komitede yansıması çok önemli. İşi çok iyi biliyor. Elbette burada siyaset devreye girecek. CTP'li belediyelerin kapanmaması için Cumhuriyetçi Türk Partisi orada muhalefet edecek. Ama aklın yolu bir, evet, bu sayılar daraltılacak. Kapanacak olan belediyeler kapanacak. Ama dediğim gibi burada önemli olan belediye sayısı değil, belediyelerin nasıl reforme edileceği. Yani işte Gönyeli ile Lefkoşa'yı birleştirirsiniz. Gönyeli tamamdır, Lefkoşa bataktır. İkisi birden batar. Bu olmaması gerekiyor. Bu katkı paylarıdır, araç gereçlerdir, kartro işleridir, harçlar konularıdır. Yani bir sürü çalışılacak belediyeler reformu çatısı altında yasalar var. Bu hızlı bir şekilde de, çok vakitleri yok. Haziran'ın içerisindeyiz. Normalde belediye, yani normalde meclis tatile girecek ay sonu. Ama herhalde bu komiteler mutlaka çalışması gerekir ki çalışacaktır. İşte Haziran, Temmuz, Ağustos baktığınızda 3 aylık bir periyot var. Ve bu yasaları olabildiğince doğru bir noktaya getirmeleri gerekiyor. Tüm bu tartışmaların, siyasi tartışmaların arasında. Şimdi buna bir de ara seçimi ekledik. Partiler bir taraftan da, özellikle CTP ve UVP, bir taraftan da Lefkoşa'yı kazanabilecek adaylar belirlemesi lazım. Birer aday gösterecekler. Ulusal Birlik Partisi için önemli bir nokta. 24'ten 25'e çıkıyorsunuz. Yani neredeyse tek başına iktidarı çok zorlar bir pozisyona gelebilir. Önemli bir yarış. Hem reform sonrası belediyeler içerisindeki durum, hem de o ara seçimin beraber olması, sıcak, hem şey olarak sıcak bir dönem geçireceğiz iklim olarak, hem de siyasetin aslında içinden geçeceği pozisyon anlamında gayet sıcak bir
3-4 ay bizi bekliyor gibi görünüyor bu konuda. Evet. Şimdi tabii Nerhan Hanım'ın BRT'ye bağlantısıyla ilgili biz başta BRT üzerinden ilerledik. Diğer medya kuruluşlarında da dinlenmiş ve onlar da tabii kendi perspektiflerine göre haberleştirilmiş. Şefik Hanım, Nerhan Hanım diyor ki umarım bir sorun yaşamadan bütün işler rayında devam eder. Bizim ülkemizde bir denetim sorunu var. Bütün arzumuz toplum olarak daha yasal günler görebilmektir diyor. Hı hı. Ve tabii ki o yargıt sayısını yükseltmek istedik olmadı diyor. Kamu görevleri yasasına işaret ediyor bu kez. Ve kamu görevleri yasasının üstüne gidilmelidir diyor. Orada ilginç bir şey söylüyor. Sadece siyasetçilerle sendikalar çalışmasın diyor kamu yasasını. Oku, dikkat et, bir cümle sonrası var. Uzmanlar da bu çalışmaya eşlik etsin diyor. Orada da yine bir ince mesajı var Sayın Narin Ferdi Şefik'in. Ben sendeki Word dosyasında okudum. Çıktısında. Hı. Yani sadece siyasetçiyle sendikacı oturup yasa yapmasın, uzmanlarla beraber çalışsınlar. Bu yasal... Söz konusu kamu görevlileri yasası üzerinde siyasilerin ve sendika etkileriyle sınırlı kalınmaması, hı hı, uzmanların da işin içinde yer alması gerektiğini vurguluyor Nerhan Hanım. Kamu görevlileri yasasında. Yani çünkü sendika, evet, çalışan açısından kendini konumlandırıyor. Siyasetçi kendi oy potansiyeli açısından kendini konumlandırıyor. Ama bu kamu görevlileri yasası, uzmanlar da bunun içerisinde olsun diyerek çok ince ve anlamlı bir mesaj veriyor. Ama bence bu demecinin içerisinde en önemli unsur belediye başkanlarına yapılan uyarıdır. Yani sizin görev süreniz 27 Haziran'da dolar. Evet, şimdi yasayla size 27 Kasım'a kadar görev veriliyor. Ama bu göreviniz tartışmalı, anayasal bir takım sorunlar içerebilir. O yüzden dikkatli olun, tartışacak işler yapmayın diyor aslında amiyane olarak. Yani gidip de bir ihaleye imza atma, gidip bir personel alımına girişme. Yani rutin işleri yap, tartışmaya mahal verme ki başın ağrımasın aslında. Türkçesi, tam evet. Türkçe meali bu. Ve önemli bir uyarı bence belediye başkanları açısından. Ve belediye meclis üyeleri de tabii. Şimdi mecliste sevgili Aytu, görüyoruz ki anladığımız kadarıyla mecliste tartışmalar devam ediyor. Bu kez Sayın Erhurman'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik sert açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gazetedeki bir demeci üzerine bu açıklamayı yaptığı söyleniyor. Bu konu, yani dünkü konunun, yani bu fikir özgürlüğü üzerine, yani hepimizi içeriye atın sözünün anladığımız kadarıyla Sayın Kudret Özersay, özür dilerim, Tufan Hoca üzerinde bir şey var. Devam edecek gibi görünüyor bu konuya. Bu konu tartışılacak sevgili. Yani bugün bizim örgütümüz işte bir araya geliyor. Evet. Bir eylem yol haritası tartışması için biz bu akşam saat 7'de toplanacağız gazeteciler olarak. Yani bu konu tartışılacak. Muhalefet de buna destek verecek. İktidarın kimi vekilleri de destek veriyor zaten. O bir doğru yol bulunacaktır diye ümit ediyorum. Ama bu daha tartışma kaldıracak bir süreç. Cumhurbaşkanı umarım çok girmez bu tartışmanın içerisine. Çünkü o zaman yine bir farklı gerilen noktalar olur. Ümit edilen bir şey var. O ümit edilen bir şeye giderken sadece bu ince çizgileri, dikkat edilmesi gereken noktaları birazcık törpüleyerek ilerlersek herkes için daha mutlu olacak sanırım. Ama göreceğiz. Yani bu daha çok tartışma kaldıracak bir konu. Evet. Ekmeğe 7 liralık zam yine sosyal medyanın ana gündem maddelerinden biri, bu konuda da çeşitli. 1,5 liralık zam. 1,5 liralık zam. Yani 7 TL oldu ekmek. 5,5'du. Yerine göre ekmek. Tabii ama değişiyor. Evet. Bir diğer gündem, yani öncesinde bu konuda biraz yüzeyseldi ama şimdi konuya. Avrupa Konseyi Parlamenteri Meclisi'nden bir Maraş raportörü geldi ve şu anda Oğuzhan Hasiboğlu...
Özdemir Berova kendisi de anladığımız kadarıyla Maraş'ta ve Maraş'ı ziyaret ediyor. Bu da bu gündem içerisinde Armağan Candan'la birlikte tabii. Hı hı. Bu gündem içerisinde temasına başladığıyla ilgili yine bir gün önemli bir gündem maddelerinden biri değerli izleyenler. Maraş'ı anlatamıyoruz bir türlü yapmak istediğimizi. O yüzden bu tip şeyler önemli. Yani bu raportörün gelmesi, dinlemesi, eleştirilere bakması, elbette güneydeki Rumların ortaya koyduğu eleştiriler. Ama hükümetin ya da Cumhurbaşkanlığı'nın veyahut da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapılacak olan yapılan açılımın neyi ifade ettiğinin birebir anlatılması anlamında iyi değerlendirilebilir. Evet. Umarım onu yaparlar. Ama toplumun gündemi mi Maraş şu anda? Değil. Hiç değil. Evet. Şimdi tabii bir taraftan akaryakıta geçen hafta yapılan zamın ardından ekonomik tartışma devam ediyor. Yani ekonomik süreç devam ediyor. İşte elektrik bugün gazete manşetlerinde de var. Yani elektrikte zam endişesi diye bir konu var. Yani elektrikte faturaların gecikmesiyle ilgili işte zamlı gelecek onun için bekletiliyor diye bir yorum var. Bu konuda herhangi bir bilgin var mı senin? Şöyle yani bir çalışma var. Biliyorsun bir önceki faturalarda yeni bir kalem eklenmişti. Evet. Çok tepki oldu. Sonra bu kalem geri çekildi. Tekrar güya hesaplarımızdan belli miktarda geri düşüleceği söylendi. Tamamen bu hesap kitap işleri ve yeni bu arada şu anki fiyatlarda bile zarar ediyor Kıptek. Dolayısıyla bunun da bir formülasyonla giderilmesi, yani biraz bir zam konusu. Ama bu zam şey, anladığım kadarıyla rakamsal olarak yansıma değil de, hani kilowatt saat başı değil de, işte bir formülasyon üzerinde çalışılıyor. O yüzden biraz gecikiyor bu iş. Bir de bir önceki ayın o yarattığı almalar, vermeler, çıkarmalar, koymalar. Bu önemli. Dün Bakanlar Kurulu'nda bunlar konuşuldu, bunlar tartışıldı. Evet. Açıklama olmadı. Açıklama olmadı ama şeyi verirsen, sen hazırlamıştın sanırım. Evet. Bu sabah Levent Özal'ın abimizin mesaj kutusunda bir mesaj vardı. Mesaj var. Onu aktarabilirsek sevgili Aytu, sevgili Talmaç. Modern isimler Aytu, Talmaç. Yani modern isimler. Güzel isimler. Tabii ki. İki değerli kardeşim. Evet, şu anda izliyorsun sevgili Aytu. Bu noktada şunu söylüyor Levent abi. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında hayat pahalılığı, yani Sayın Olgun Amcaoğlu'na hitaben mesajı. Hayat pahalılığının Haziran ayı sonunda çalışanlara ödenmesi için çetin bir pazarlık yaptınız ve sonunda da bunu başardığınızı duyduk, tebrik ederiz diye bir mesajı var. Bu tabii biraz da şey, yani Maliye Bakanlığı'nın konusu. Maliye Bakanlığı'nın konusu, ancak edindiğimiz izlenim, yani daha doğrusu ben de aradım, merak ettim bu mesaj sonrasında. Evet. Olgun Bey'le konuştum. Sıcak bilgi veriyorsun yani. Evet evet, yani biliyorsun 6 ayda bir yansıtılıyor hayat pahalılığı. Sayın Olgun Amcaoğlu tabii her ne kadar ekonomi bakanı olsa da işte konular tartışılıyor, pahalılığa geliyor, insanların alım gücüne geliyor, sonuçta maliye, ekonomi birbirinin içerisinde her ne kadar farklı bakanlıklar olsa da. Evet. Rakamlar ortada, yani devletin gelirleri vesaire, şunu da herkes biliyor. Devlet aslında hepimiz fakirleşiyorken devletin gelirleri artıyor. Neden? Çünkü birçok noktada devlet TL üzerinden değil, döviz üzerinden gelir sağlıyor. Dolayısıyla döviz farkının yarattığı etkiyle aslında devletin gelirleri, bakın 3 ay önce 600 milyonlardayken devlet gelirleri, bu ay gerçekleşen 1 milyar 200 milyon civarı. Evet. Yani tamamen ikiye katlamış devlet gelirlerini. Dolayısıyla diyor ki Ekonomi Bakanı, 6 ayda bir yansıtıyoruz biz diyor şeyi, hayat pahalılığını, ama o kadar çok hayat pahalı oldu ki Devlet Planlama Örgütü ya da istatistik, iki tane var şimdi, hangisi fark unuttum. İşte hayat pahalılığı %43.5, 5 aylık hayat pahalılığını açıklamış.
dünkü tartışmanın içerisinde Olgun Amcaoğlu diyor ki maliyenin gerçekleştirdiği 1.2 var. Artı savunmadan dolayı savunma giderini daha önce ödemişti maliye. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ay 300 milyonluk bir katkısı olacak savunma giderine. Dolayısıyla 1,5 trilyon eski para, 1,5 milyar yeni, hatta yeni aslında eski kalmadı ama 1,5 milyonluk bir girdisi var şu anda şeyin maliyenin. İşte maaşlar, katkılar, şunlar bunlar 900 milyon civarı bir para. Ve biz 6 ayın sonunu beklemeden diyor Olgun Bey, hayat pahalılığını, %43,5'luk hayat pahalılığını bu ay itibariyle yansıtalım maaşlara. Ve böylelikle piyasaya sıcak para girdisini sağlayalım ki insanlar daha çok alışveriş yapsın, devletin gelirleri daha çok artsın ve önümüzdeki süreci yaz boyunca ki süreçte de devletin gelirleri artmaya devam etsin ki yıl sonuna kadar tekrar göğüs devirelim gelecek olan hayat pahalılığını gibi bir formül dün tartışıldı. Evet. Ve bunun kabul gördüğü ifade edildi. Yani Haziran'ın sonu beklenmeden Mayıs sonu itibariyle ortaya çıkan rakamın önümüzdeki ay maaşlara yansıması hayat pahalılığının %43,5'luk bir artış her bir kamu görevlisi için. Peki ya özel sektör ne olacak diye sorguladığım zaman da ortaya konan şu: minimum 10.000 TL asgari ücret ve bunun hemen arkasına gelen soru da elbette şu oluyor. Nasıl ödeyecek herkes 10.000 lira asgari ücreti özel sektörde? Devletin verdiği prim teşvikleri var. Bunun da devamına yönelik olarak devlet taahhütlerini devam edecek. Yani bu prim desteklerini ödeyecek bir taraftan çalışanlar için. Diğer taraftan da asgari ücreti minimum 10.000 TL'ye çekecek olan tartışma ya da müzakere dönemi, bu Çalışma Bakanlığı nezdinde yürütülen asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarıyla 10.000 civarında olacak bir rakamdan söz ediliyor. Bunlar uydurma şeyler değil. Tamamen sayın bu mesaj sonrasında Sayın Bakan'la yaptığım konuşmanın detayları ve bence çok önemli bu konu. Yani insanlar için de zaten şu anda dediğim gibi, her zaman söylediğimiz gibi, yani son 2-3 yıldır her şey ekonomiyle alakalı ve bu ekonominin bu geldiği nokta, hepimizin her gün ceplerinden çıkan paranın eksiye gitmesi, işte buna yönelik olarak da hükümetin böyle bir konuyu dün Bakanlar Kurulu'nda tartıştığı, bu konuda bir hemfikirliğin olduğu ve hayata geçmesinin sağlanacağına yönelik olarak bir konu var. Elektrik konusuyla ilgili de sevgili Levent, onu da söyleyip bitirelim. Üretime destek var Kıptek için. İşte 10 kuruşluk sanayicilere, otelcilere bir şey var. Ama 10 kuruş artık, düşünün ki 97 kuruşken elektrik 10 kuruş desteği vardı. Şu an elektrik 2 lirayı geçti. 10 kuruş desteğinin hiçbir anlamı yok. Zaten bu da sorun yaratıyor. Bu konu da Olgun Bey'in uhdesinde olan bir konu. Enerji Bakanlığı'nın yani desteği anlamında, enerji desteği anlamında sanayi kuruluşları için 25 megawattlık yenilenebilir enerji izni desteği vererek sanayi kuruluşlarının enerji giderlerini minimize etmek, evet bu yatırımı yapacaklar ama günün sonunda bu enerji giderinden, bu ciddi çünkü sanayiciler çok ciddi para ödüyor, turizmciler çok ciddi para ödüyor, otelciler, böyle bir formülle 25 megawatt yenilenebilir enerji desteği formülüyle bu 10 kuruşluk şeyin ortadan kalkması ve böyle bir desteğe dönülmesi noktasında da bir fikir ortaya atıldı. Kabul gördüğüne yönelik bir bilgi var. Hı. Bunları tabii Bakanlar Kurulu kararları olarak görmemiz gerekiyor resmi gazetede ki yürürlüğe girebilsin. Dolayısıyla yani
hayat pahalı ödeneğiyle ilgili görüşünü tekrardan alabilir miyim? %43,5 bu ay sonu itibariyle maaşlara yansımasızdır. Bakanlar Kurulu'nun dünkü %43. %43,5 şeyin Devlet İstatistik Kurumu'nun Mayıs ilk 5 aylık sürede. Bu senin Sayın Bakan'ın aldığın rakamdır. Evet. Evet. %43'lük hayat pahalı. Evet. Ben o kısmı yorumlamayayım. Hayır tabii. Kamu görevlisi için ama evet, özel sektör için de. Şimdi sevgili Aytu, son bölümde yine dünden itibaren kalan HEP'nin Sayın Özersay'ın istifasıyla ilgili dün onaylandı. Bu sıcağı sıcağında konuştuk. Yani da ilk günüydü. Tabii bir de olayın şu boyutu var. Sayın, bugün Güneş Gazetesi'nin manşetinde Özersay'ın gerekçelerini tanımıyoruz diyor Özdemir Bey. Bu önemli bir detay diye düşünüyorum. Diğeri ise bugün basına yansıdı sabahtan itibaren. Şimdi iki nokta var. Ben o iki noktayı okuyup sevgili Talmaç o meclisteki videoyu hazır edelim. Çünkü onun üzerine konuşacağız son bölümde. Şöyle bir durum var. Şimdi Ayşegül Hanım dün, Ayşegül Baybars dün bir açıklama yaptı. Ve mecliste şunu dedi. Demokrasimize, hak ve özgürlüklerimize yönelik tehditlerin her geçen gün daha da arttığı böylesi kritik bir dönemde mecliste olmanın ne kadar önemli olduğuna bugün bir kez daha şahitlik ettik. Mecliste olma vurgusu yapıyor. Mücadelemizi devam, bu konuda kurulacak komiteye de katılacağız ve doğru bulmadığımız maddelerin bu yasadan çıkarılması için mücadelemize devam edeceğiz. Halkımıza ve partilerimizin tamamına söz verdiğimiz gibi meclisi sahipsiz, kürsüyü boş ve halkımızı yalnız bırakmayacağız diyor Ayşegül Hanım. Tam eş zamanlı olarak Jale Hanım'dan da bir paylaşım geldi. Onunki daha kısa. Bugün temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacak düşünceyi ifade et, özgürlüğünü gasp edecek 3 yasanın ivediğini almasını muhalefetin gücüyle önlendi. İşte tam da bu yüzden meclisinde kalmaya ve temsil ettiğimiz halkın hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz diye bir paylaşım geldikten sonra bugün Halkın Partisi'nin Sayın Özersay'ın bu sabah gelen kurulda okunan mesajı var. Özür dilerim. Bu bir yasal mektup, bir genel kurula sunulan bir mektup. Şimdi bunun detaylarını dinleyelim ve ardından bu konuyu konuşmaya devam edelim. Bilindiği üzere Halkın Partisi sineği millet karar almış, meclis çalışmalarından çekilmiş ve bunun ilk adımı olarak parti başkanı olarak milletvekilliğinden çekilme isteminde bulunmuştum. Bu istemimiz Meclis Genel Kurulu tarafından 6 Haziran 2022 tarihli 23. birleşiminde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meclisi'ndeki çalışmalarda komite ve genel kurulda dair herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilci olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi adına söz alması, Halkın Partisi adına oy doğrultusu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesi mümkün değildir. Partimiz tarafından aksi yönde bir başka resmi bildirim yapılmadığı sürece meclis başkanlığının partimizin bu bildirimine uygun olarak hareket etmesini rica eder, gereğini saygılarımla arz ederim. Kudret Özersay, Halkın Partisi Genel Başkanı. Evet, sevgili Aytu, yazılı talebi dinledik. Bugün genel kurulda okunan Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Özersay diyor ki Sayın Jale Refik Rojiz ve Sayın Ayşegül Baybars bizi orada temsil etmiyor. Bizim adımızı orada söz alamazlar diye bir talebi var. Talebi var. Bunu yazılı olarak genel kurulda okutuldu bu. Neler söylersin? Tabii şimdi biraz hukuki bir konu. Öncelikle çünkü Halkın Partisi'nin 2 milletvekili var şu an mecliste. Evet. Biri istifa etti. Üçlü 2 kaldı. Partileri henüz onarı ihraç etmedi. Yani partiyle bağları da kağıt üzerinde yasa olarak devam ediyor. Bu talep bana göre biraz garip kaçtı. Yani Kudret Özersay anlayamadığım şekilde biraz daha nasıl yani dikkatli kelime seçmek istiyorum ki biraz daha mevcut iki vekile, eski yol arkadaşlarına yönelik
daha acımasız mı diyeyim artık davranıyor gibi geliyor. Zaten partinin disiplin süreci işliyor. Yani oradaki süreç tamamlandığı zaman iki vekilin partiyle ilişkisi kesilecek. Ha, bu bir hafta ya da 10 gün içerisinde olacak. Ve bu sorun zaten ortadan kalkacak. Orada bağımsız milletvekili olacak Cale Hanım da, Ayşegül Hanım da. Buna ne gerek vardı bu şeye, anlamış değilim. Dün ciddi bir yani sosyal medyada ciddi bir bu konuda bir eleştiri getirildi. Yani eğer orada sizin adınıza konuşacaklarsa, sevgili Ulaş Barış'ın da bu konuda bayağı bir baskısı oldu. Açık yazdı. Tamam. Ve birkaç kişi parti daha... yetkili organlarına gereğini yapın. Gereğini yapın, konuşmasınlar. Konuşamazlar zaten, siz vereceksiniz kararı ama mevcut durumda, hali hazırda partinin milletvekili. Partiden, evet, halen partinin... Hali hazırda partinin milletvekili ve nasıl konuşmayacak? Konuşuyor, konuştu işte dün, yine konuşacak. Yani siz... Hayır, konuşamaz değil, HP adına konuşamaz diyor. Tamam da HP milletvekili. Şey, orada o yüzden diyorum, hukukçuların da bir görüş vermesi gerekir buna. HP ile ilişkisi kesilmedi bu insanların. Hukuken evet. Yani HP'nin milletvekilleri. Sordum ama girerken hızlıca yayına. Onlar kesilmesini de istemiyorlar bu. Yani salı günkü konuşmada ve oy vermede, salı gün hani gündem dışı ya. Evet. Bir şey olmaz gibi. Yani bir sıkıntı olmaz ama pazartesi gün sabahki bu 62. maddeye dayalı konuşmalarda hani orada bir sıkıntı olabilir gibi bir yorum aldım hızlıca ama. Ama bilmiyorum. Dediğim gibi biraz da hukuki bir konu. Ama bence biraz da burada şey var yani bir hazımsızlık var. Zaten bir hafta ya bilemediniz 10 gün içerisinde. Yani meclisin topu iki daha toplanacak. İki defa daha toplanacak ve iki defa daha bu insanlar eğer konuşacaksa konuşacak. O iki konuşmanın önüne geçmeye yönelik olarak bir adım. Bu ne kazandırır Kurtulet Hoca'ya bilmiyorum. Yani bunun gerekliliğini de anlamış değilim. Kaldı ki dünkü konuşması, yani dünkü mücadelesi Halkın Partisi'nin milletvekili olarak Ayşegül Baybars'ın benim kişisel olarak alkışladığım bir konuşmadır. Yani şu anlamda fikir özgürlüğü, aynen Tufan Hoca'da olduğu gibi, yani fikir özgürlüğüne sahip çıkılması yönünde Halkın Partisi bunun farklısını mı düşünüyor? Öyleyse bilelim, yani Kurtulet Hoca farklı mı düşünüyor bu konuda? Bence farklı düşünmüyor. Aynı yanda düşünüyor. Halkın Partisi adına konuşmasın. E tamam o zaman Halkın Partisi gerekli yükümlülükleri yerine getirecek. Bu arkadaşları partiden ihraç edecekler. Ve zaten bu sorun kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Artık herkes kendi yoluna gidecek. Ben olsam burada bir tercih var. İki vekil tercih yapmış. Biz diyor Halkın Partisi'nin vekiliyiz. Sonuna kadar da orada kalacağız diyorlar. Yani siz bizi atacaksanız atın. Ha ben olsaydım örneğin, ben bu konuda sizden farklı düşünüyorum, istifa ederim derim, çekip giderdim. Yani bağımsız vekil olarak kalırdım. Bu tercih meselesi. İki vekil partilerine sahip çıkmayı tercih ediyor. Ha, o günün sonunda atılacaksalar atılacaklar. Zaten bu sorun da ortadan kalkacak ama bana yani çok gereksiz bir talep gibi geldiğini söyleyeyim yani. Şimdi sonuna geldik yayınımızın. Sen farklı mı düşünün bu konuda? Ben beraber yaparız programı. Ben tabii ki hayır. Ben partinin aldığı karara uyulması gerektiğini düşünüyordum. Meclise temsil edilmeli, edilmemeli noktası yani parti bütünlüğü varsa bu konuda partinin bir kararı varsa siz de bu genel kurula katılıp öyle ya da böyle bir oy kullanmışsanız bir kararınız var demektir. O zaman yani bir vekil yurt dışındayken diğeri oraya gidiyor ve bu noktada benim zaten görüşlerimi ifade ettim. Yani ben yalnız şunu söyleyeyim, seni tenzih ederim kesinlikle. Ben bunu kendi adıma her türlü bu konuda mesleki kuralları asla çiğnemeden ben konuları insani sevgi üstünden yorumlamayı pek sevmem. Yani filanı işte Kurtulet Hoca'yı çok severiz. Onun için Kurtulet Hoca yanlış yapmaz. O her zaman doğruyu yapar. Ayşegül Hanım'ı çok severiz. O zaman Ayşegül Hanım hiç hata yapmaz. Aa bu Kurtulet suçludur. İnsani sevgi üstünden, kesinlikle insani yakınlık üstünden yorum yapılmaz. Yani
siyasi gerekçelerinizi insani noktada. Ben HDP'li vekiller için yaşanan sürecin seni tenzih ederek söylerim. Asla seni bunun dışına atarım. Çok sayıda beni dün çok sayıda meslektaşım aradı ve işte niye öyle yazdın, niye böyle yazdın diye. Yani ben bir taraf tutmak zorunda değilim ki Halkın Partisi'nde ya da ya Kudret Hoca'da. Kudret Özersay'ın bu konularda ne kadar çok hata yaptığını en çok söyleyen ben değil miydim? Yani var, kayıtlarda yazılı duruyor. Havada değil, yazılı duruyor. Yani kendisine hocam sakın ola siyasete girmeyin, sakın ola diplomasi gömleğinizi çıkarmayın, iç siyasi konularla bulaşmayın. Sizin bu konuda bir yani ayrı bir potansiyeliniz var. Yani. Diplomasi, Maraş, deniz hukuku, uluslararası hukuk. Dolayısıyla bu konuya odaklanın, yani iç siyasetle uğraşmayın dedik. Zaten bunu yapsaydı kendisi 2020 Cumhurbaşkanı seçimi, ilk turdan seçimi kazanacaktı. İlk turdan kazanırdı seçimi. Karışmasa ama o kendi tercihidir. Yani dikkat et, Kudret Özersay'ın siyasi hayatı boyunca ya da hayatı boyunca yaptığı ne kadar hata varsa hepsi iç siyasetle ilgilidir. Yani trajik hataları ne kadar varsa hepsi iç siyasetle ilgilidir. Ama insanın sevgi üstünden, yani şimdi biz onu çok seviyoruz. Ayşegül Hanım asla hata yapmaz. Celal Hanım, böyle bir dünya yok. Bu zaten siyasi bir yorum. Evet, bu siyasi yorum değil. Ben bundan uzak dururum. Sevgili Eylem Değilci Yarmak bizi izliyorsa selam edelim kendisine. Hayat pahalılığı vermeniz bir şeyi değiştirmiyor. Verginizden fazlasını alıyorsunuz. Hayatı ucuzlatın, market cep yakıyor diyor. Böyle bir yorum var. Hayatı ucuzlatmak ama şöyle olabilir ancak. Yani düşün, ithal ettiğiniz ürünü sizin ucuzlatma gibi bir şansınız yok ki. Bunlar hep kur üzerinden geliyor ve kur bağlı oldukça dolayısıyla artık, ama yerel yönetimi, yerel üretimi, tarımsal üretimi, yerel sanayi ucuzlatabilmek mümkün. Onun yolları da işte örneğin elektrik giderini düşürmek gibi. Evet. Bunun gibi bir tarz, bazı şeyler yapılabilir. Bunları yapılması gerekir zaten. Bunların yarın devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Tekrar edelim. Her gün sevgili Aytül'le birlikte saat 12 içerik geçe buradayız. Gündemi konuşmaya, kısa notlarla ve görseller destekli konuşmaya devam edeceğiz. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Sağlık alın.